Cırcına. Lakin peygamber efendim... Ramazan ayında meydan iftarı düzenleyen Yeşilyurt Belediyesi ilk iftarını Melek Baba Mahallesi'nde verdi. Melek Baba Mahallesi Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, mahalle sakinleri ve özellikle ilk kez oruç tutan çocuklar katıldı. Bunu merak ediyoruz. Sorumlu. Yani neden? Yeşilyurt Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen Nasrettin Hoca, Karagöz Hacıvat, Tuzsuz Deli Bekir oyunları ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Çocuklar nasılsınız, iyi misiniz? İyi. Değil, sesi mi? Sesi de olur hocam. Ya mübarek gün, gel adam, hiçbir şeyi kesme. Allah Allah. Hocam zaten tutmuşum orucu, sinirlerim tepe yapmış. Oh oh, maşallah. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, iftara katılanlara Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin, daha nice Ramazan aylarını bize nasip etsin dedi. Bütün mahalle sakinlerimizi, muhtarımızı, hocalarımızı, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim bize inşallah birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz daha nice iftarları, Ramazanları nasip etsin. AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin ise İstanbul'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, İstanbul'da 7 polisimiz ve 5 sivil vatandaşımız menfur bir bombalı saldırıda şehadet şerbetlerini içtiler. Terör olaylarını 30 yıldır ülkemizde sürdürmeye çalışan hain, eli kanlı vahşi terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz dedi. Cenab-ı Allah Ramazan'ı ağız tadıyla tutmayı bizlere nasip etsin. İnşallah bayrama da ermeyi bizlere nasip ve müyesser etsin. Özellikle hemen yanı başımızda ki bize göre genç diye başkan hitap ediyorum, başkan diye. Gerçekten gençliğinden beri hayatını bu çizgide şekillendirmiş olan güzel başkanlarımızdan bir tanesi Sayın Hacı Uğur Polat Başkanımız. Böyle ilim adamı, mühendisleri, doktorları, mimarları, siyaset adamları olacak olan gençlerimize oruçlarını tutmalarından dolayı kendilerini kutluyorum. Daha nice yıllar inşallah hem orucu hem de orucun bilinci içerisinde İslami bir çizgide hayatlarını idame ettirmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizim için iftar vakti ve inşallah tuttuğumuz...